He fe. Ne oldu, ne yaptın, çıktın bir şey? Ya bu Bahar alsın diye Hüseyinleri yolladım. Bahar ortada yok, çocukları perişan etmişler. Peki var mı gören eden falan? Yok. Yok. Benim aslında mevzuya dair bir fikrim var ama emin olmam lazım. Neyi anladın, bir şey mi buldun? Babamın yanına gittim bu işle alakası var mı diye ama yok gibi görünüyor. Bülent konuşmuş. Bay Bars'a söylemiş hakkında soruşturma açıldığını. Şerefsiz köpek. Ama ben halledeceğim onu, sen merak etme. Ne biliyorsa öğreneceğim. Sadece delilik yapma, tamam mı? Kafana göre hareket etme, ben sana haber vereceğim, tamam? Bekleyemem Efe, bekleyemem. Sakın korkma, hatırladın mı? Onu bir alayım ben. Nerede kaldın ya sen? Arabanın içinde terden öldün, ha? Bahar nerede? Allah Allah. Karısının nerede olduğunu bilmeyen bir adam için fazla heyecanlısın sen kartal. Babamı bitirmeye karar vermişsiniz. Babamı diyorum, babamı. Ne istiyorsun? Adamı gider ayak yolundan ettiniz. Peşine polis takıldı. Bu eserin sahibi kim? Sen ne komiser? Yanılıyor muyum? Yanılmıyorum. Ne istiyorsun? Babamın elini kolunu nasıl bağladıysanız siz o eli kolu çözeceksiniz kartal. Nasıl olacakmış o iş? Ben orasını bilmem. Ama eğer karını yeni baştan görmek istiyorsan bu işi halledeceksin. Anladın mı beni? Babamı nasıl bir pisliğin içine soktuysan oradan soktuğun gibi çıkaracaksın. Güvenli bir şekilde benim babamın sınırı geçmesini sağlayacaksın. Yapamayacağın şey değil. O çetin seninle beraber, onun bağlantıları var. O eski komiser seninle beraber. Onun da bağlantıları var. E sen de maşallah sıçan gibi adamsın. Girip çıkmadığın delik yok. Bize bu güzelliği yapacağım, bizim ayağımız alışsın, öyle değil mi? Bahar'ın iyi olduğunu göreceğim. Bahar Hanım'ı telefona ver oğlum. Bahar'cığım, burada birisi var, senin sesini duyup yüzünü görmek istiyor. Sen ama ona ne diyeceğini biliyorsun zaten. Bahar, iyi misin? İyiyim, ben iyiyim. Ama ateş, ateşim, ateşim. Ana yüreği ya, dayanamam. Evlat söz konusu olunca akan sular duruyor, öyle değil mi? Babam hep derdi zaten. Evladı varsa bir insan bambaşka birisi olabiliyor. Öyle değil mi? Baba da öyle tabii. Ayırmamak lazım. Baba kartal gibi. Ama çocuk mevzu bahisse civcive dönüyor, civcive. Öyle değil mi? Misal sen kartal. Şu anki durumuna baksana. Ailen için, evladın için elin kolun bağlı böyle benim önümde duruyorsun. Bunlar olmasa ortalığı yakıp yıkarsın, bizi çoğaltırsın değil mi? Ama sonuç olarak bundan sonra benim sözümden dışarı çıkmak yok. Ha dersen ki ben arkadan dolanır karımı alırım, buradan da arazi olurum. Hayatının hatasını yaparsın kartal, tamam mı? Polisi falan zaten sana hiç söylemiyorum, onu sen düşünmüşsündür. Anlaştık? Güzel. Yalnız gitmeden evvel bir şey diyeceğim. Bu arabaya süzülüp sürpriz çok güzel numara. Sevdim ben bunu. Bir dahaki sefere kesin yapacağım. Evladını, karını düşün, tamam? Ben çıkana kadar akıllı ol. Korkma. Sen korkma, korkma.
Korkma. Bir saniye korkma. Ya, İmdat! Korkma bir saniye. İmdat! Bahar Hanım. İmdat! Ya Bahar Hanım. Çek ellerini. Ya Bahar Hanım. Çek ellerini. Bir saniye. Al ne istiyorsan al. Al çantayı al. Pardon. Cüzdanı al ne istiyorsan al. Ya manta istemiyorsun. Bir dakika. Yardım edin. Ya bir saniye. Yardım edin. Ya bir saniye. Yardım edin. Tamam bak bir dakika biz de Kıvanç değiliz. Ama yüzüne bakılmayacak adam da sayılmayız. Siz bak önümüzde ilikledik size saygımızdan. Ha? Çek ellerini. Çekemem şu ana kaçıyorum. Hayır kaçmayacağım. Seni dinleyeceğim kartalcığım. Kulağım sende de bırakayım. Ya manyak mısın sen? Ya normal değilim. Ya bunu da bize babanız yaptırdı. Biz de böyle kanlı gömlekle dolaşmıyoruz. He? Sakin. Acık sakin. Şimdi benim bir tane şansım var. Ya babanı yola getireceğim. Ya da bu. Allah biliyor ya çok sevdiğim güzel hayatıma veda bu sesini vereceğim. Benden ne istiyorsun? Tek bir tane cevap. Ciddi miydin? Ne? Seçme şansım olsa. Kimi öldüreceğimi biliyorum derken ciddi miydin? Güzel. Bak şans ayağına geldi. Teklif var ısrar yok. Eğer istersen ikimiz de nezihten kurtuluruz. Sana neden güveneyim? Yani başka şansın varsa ne olursun güvenme. Ama adamı ikimiz de tanıyoruz. Öyle mi? Bu düğün olacak dedi mi olur. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Nereden biliyor lan bunu bu? Ateş. Ateş. Lan. Çetin Bey, hoş geldiniz. Şahin nerede? Şahin Bey, burada değil. Lan Şahin nerede? Yanlış bir şey yapma. Sen de. Niye aramadın lan hala? Şahin Bey, acil bir meselemiz var. Bir sakin şampiyon ya. Her yer senin değil ha. Şahin, haberim var. Bu mekan senin. Ama bu mekanı nasıl aldığından da haberim var. Aynen, babam verdi. Abi sen o ara zengin p***makla meşguldün. Hatırlıyor musun o zamanları? Ne oldu ya Çeto bir? Bir yüzün düştü, bir şey oldu. Ne oldu? Sen değil miydin oğlum ananı bulduğun zaman babana savaş bitti sen kazandın diye? Halam anlatmıştı zamanında. Kapısına uğramamışsın hiç ama güzel paraları ezmişsin ha. Böyle her gece barlar marlar, rovardalık, alemler. Güzel yani. Yalan mı oğlum? Ne bakıyor öyle suratıma? Yalan bir şey var mı dediklerimde? En az benim kadar seninle payın yok mu bu olanlarda? Ama olsun biliyor musun ya? Sen böyle bir şekilde kendini affettiriyorsun ha. Vallahi bak, komiser affetti sen o kadar şey yaptın komiser. Abim affetti. Bence var ya sen git öp babanın elini. O da affeder seni. Ne diyor? O benim babam değil. Şimdilik değildir belki. Yarın bugün kartal sana sırtın döndüğü zaman koşarsın babacının kollarına. Söyleyeyim ya. Ne var oğlum? Ananı öldürdü ya. Değil mi? Ne var ya bunda? Ha? Sen ne zamanında sırtın dönmüştün zaten ona, doğru mu? Bir başına bırakmıştın o baybarsla. He? O kadın senin arkandan ağlarken sen kapıya çarpıp çıkmıştın suratına, doğru mu? Lan var ya sen kendini affettiysen onu her türlü affedersin, söyleyeyim ben sana. Lan! Dur tamam. Lan ben hayalini kurdum ya. Çetin ya. Babanın oğlu olduğunu hatırlamak zoruna mı gitti? Ha? Kim olduğunu hatırlamak zoruna mı gitti?
Sen de hatırla lan o zaman kim olduğunu. Madem eşitiz, madem bu olayda ikimizin de payı var, o zaman üzerine düşeni yap. Hatandan dön. Ben yolumu seçtim. Dönmeye de niyetim yok. Şahin, Bahar yok. Baybars'ın işi belli. Bildiğim her yere baktım. O yüzden geldim sana. Bak eğer bir şey biliyorsan, bunların arkasında durma artık. Tarafını seç. Halam öldüğü gün benim onlarla işim bitti. Anlıyor musun? İyi. Yardım et o zaman bana. Bildiğim her yere baktım. Sen biliyorsun. Kılıç geldiğinden beri yanındasın. Nerede olabilir? Yanında kimler var? Bak bu benim meselem. Kılıç da benim meselem. Ben de bu meseleyi kapatacağım tek başıma. O yüzden git abime söyle. Benden yardım istemeye gelmeye tenezzül etmeyip seni yollayan abime. Git söyle. Kendine kardeş diye seçtiği adamlarla yetinsin. Tamam mı? Seninle komiserden bahsediyorum yani ha. Daha açık konuşacaksam. O yüzden yok. Yok. Madem beni sildi benden bir hayır beklemesin. Yok. Aç şu telefonu Yeşim, aç. Baybars Bey'le görüşeyim. Size. Efendim. Kartal Yeşim Hanım'ın evine geldi. Güzel. Tamam. Kılıç. Konuşman işe yaramış. Kartal nereye koşturacağını şaşırmış durumda. Eyvallah baba. Kusura bakma da bu çocuk meselesi nedir? Her şeyi bilmene gerek yok Kılıç. Benim dediklerimi yap, şimdilik yeter. Peki. Buna gerek var mı? Neye gerek var mı? Bu minik kuşun yardımına diyorum. Ben bizi bir şekilde buradan çıkartmanın yolunu bulurdum. Çıkaramazsın Kılıç. Artık çok geç. Polis peşimizde. Hem sadece benim değil, senin de peşinde. Bizi buraya nasıl soktuysa kendi çıkaracak. Eyvallah. Yeşim! Yeşim! Boşuna arama. Baybars beni gönderdi. Lan! Ben dün gece olanlardan sonra biraz düşündüm. Ya neyi düşündün sen? Çocuk nerede? Nereden geliyorsun sen? Başımıza bu kadar kötü şeyler gelirken onun bizimle olması doğru olmaz diye düşündüm. Sana bir söz verdim. Senden vazgeçemem. Oğlumdan da vazgeçemem. Ama madem bir savaşa giriyoruz, onun bizden uzak olması iyi olur diye düşündüm. Neresiymiş o uzak yer? Bunu bir süreliğine sen bile bilmeyeceksin. Ya Bahar. İtiraz istemiyorum, tamam mı? Ateş. Ateş. Ateşim. Geldim patlama. Sen uçurdun değil mi haberi onlara? Sen öttün değil mi lan şerefsiz? Yırttım zannediyorsun ama yırtamayacaksın oğlum. Adnan'a atarım suçu diyorsun değil mi? İftira eder geçerim zannediyorsun değil mi? Çekil lan! Geri bas! Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım oğlum. Senin yakanı bırakmayacağım. Sadece sen değil. O
Onlar da bırakmayacak zaten. Niye? Sen üzerine düşeni yapmadın mı? Uçurdun haberi, yırttı onlar da sayende. Daha ne yapacaksın oğlum? Ne yaptın lan? Ha? Memurları uyuttun orada, avukatımı arıyorum ayağına. Sonra gittin Kılıcı mı aradın? Ya da Baybars'ın ayakçılarından birini. Kılıcı. Hadi. Çıkart. Bir ses kaydı filan al. İleride işine yarar. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Bu kadar zamanın kalırsa tabii. Ben niye konuşuyorum şimdi Efe? Ha? Ya sen o kayıtları versen ne olacak? Ha? Ben soruşturmadan yırtsam ne, yırtmasam ne? Mal! O dava açılıncaya kadar 50 kez harcarlar beni. Bunlara seni yaşatmaları için mi sebep verdin? Ben hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Ama işte yetmeyecek. Onu da biliyorsun değil mi? Bir omurgasızlık daha yaptın. Birkaç gün daha kazandın. Ama sonuç değişmeyecek biliyorsun değil mi? Yine de ben sana bir şey diyeyim mi? Hala bir fırsatım var. Hala şansını zorlayabilirsin bence. Madem öleceğinden bu kadar eminsin, madem kurtulamayacağını düşünüyorsun, hayatında bir kez olsun doğru olanı yapma fırsatın var. Ne demek şimdi bu? Telefon bitene kadar düşün bence. Söyle. Eve gel. Ne oldu? Neredeysen çık eve gel. Çok vaktin olmadı ama belki doğru kararı vermişsindir. Nerede olduklarını bilmiyorum. Başka bir şey beklemezdim zaten senden. Ama yerlerini tespit etmenin bir yolu bulunabilir. Baybars telefon kullanmıyor zaten. Kılıç da sürekli hattını değiştiriyor. Ondan zaten her telefonu açtığında kendini tanıtıyor Kılıç ben diye. Ne zaman konuştunuz en son? Sedat beni aldırdığında benim hakkımda da soruşturma açtığını söylemek için aradığımda konuştum. Ama şimdiye o numara çoktan değişmiş olabilir. Ne bakıyorsun oğlum? Çıkar telefonunu. Yaz söyleyeceğim. Çıkar. Babam. Çocuk nerede baba? Her şeyi bilmene gerek yok demiştim. Tamam babam, kusuruma bakma, haklısın. Bak bu kadın delirmiş. Bardağı kırmış, boğazına dayamış. Çocuğumu getirin diyor. Eğer bu kendine bir şey yaparsa, eğer buna bir şey olursa biz biteriz. Sen demedin mi polis senin de peşinde diye? Bizim çıkış biletimiz bu kadın değil mi? Allah'ını seversen baba, bu çocuk nerede? Kendinde misin lan? Bak şimdi açacağım. Ne diyeceğini iyi düşün, tamam mı? Bak lan bak. Efendim? Şimdi beni çok iyi dinle. Çocukları topla, sana atacağım konuma gelin, tamam mı? Hemen hallediyorum. Ben İzmit tarafındayım. Çocukları göndereyim. Beşlerinden geleceğim. Eyvallah. Kim lan bu çocuklar, korumalar falan mı? Özel korumaları. Kaç kişi bu özel korumaları? Aralarına karışabiliyoruz mu? 8. 8 şansımız. Kaç kişi olduklarının bir önemi yok. Onların yüzü hiçbir zaman görünmez zaten. Nasıl yani? Mesut ne yaptın? Problem yok. Konuştum, hallettim. Gelsinler hesap görelim diyorlar. Ya hesap mesap yok, hesap mesap yok. Ne istiyorlarsa vereceğiz. Bu herif bu gece sınırı geçecek. Sanki yetecek de. Ne diyorsun lan sen? Bu herife diyorum, nasıl güvenebiliriz, nasıl emin olabiliriz diyorum. Hadi hayatımızı herifin kaçmasına yardımcı oldun. Eyvallah, ben de yaşadım bunu. E'si kardeşim, bu herife güvenemezsin diyorum. Nereden biliyorsun Bahri yanına alıp götürmeyeceğini? Nereden biliyorsun ateşi saklamayacağını? Ya iş bittikten sonra... Yeter.
Kardeşim, bu herif senden bile yardım istiyorsa gerçekten çaresiz durumdadır. Tamam, anla artık şunu. Bu herifi avlamak için son şansımız bu. Konuştum Bülent'le, aldım kılıcın numarasını. Yerini öğrenmemiz an meselesi. Ben öyle beklemiyorum. Bak, ateş ortada yok, Bahar ellerinde. Beklemeyeceksin zaten. Al, Batu arıyor. Söyle Batu. Tamam, hemen konumu at bana, tamam? Hadi. Risk alamam ben. Asıl onun dediğini yaparsan risk alacaksın. Sen olsan ne yapardın? Doğruyu mu söyleyeyim? Doğruyu söyle. Ben çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden işimi şansa bırakmazdım, bırakmadım da. Sevdiğim kadını kurtarmak için babamın katilini saldım. Kimi? Babamın katilini. Tamam. İnsan sevdiğini kurtarmak için can düşmanına da boyun eğiyor. Eyvallah, bunu biliyorum. Benim sana sorum şu. Bu herifin dediklerini yaptığında Bahar'ı kurtarabileceğinden emin misin? Bence de. Elimizi çabuk tutarsak yetişebiliriz hala polisten önce. Neredelermiş? Thank you.